Merkez Bankası aslında kendisinin olmayan parayı piyasaya sattı. Yani sana şöyle söyleyeyim Melani. Şu an 1 dolar banknot olsaydı gösterirdim. Şu an 1 dolar banknotu olan herhangi bir kişi Merkez Bankası'ndan daha zengin döviz rezervi konusunda. Çünkü neden? O 1 dolar kendisine ait, Merkez Bankası'nın kendisine ait 1 doları bile yok. 48 milyar dolar içeride. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dövizleri tuttuğu kasa bomboş. Ama bunun sebebi Türkiye tarihinde duymaya alışık olduğumuz yolsuzluklardan birisi değil. Devlet 128 milyar dolarlık bir kumar oynadı. Merkez Bankası'nın sahip olduğu ve borç aldığı bütün dövizi bu kumarda kaybetti. Bunu nasıl yaptıysa büyük ve karmaşık bir başarısızlık hikayesi. Şimdi gelişen ülke Merkez Bankası, ki gelişen ülke diye adlandırdığımız ülkelerin içerisinde işte Türkiye'si var, Güney Afrika'sı, Brezilya'sı, Meksika gibi gelişen ülkeler döviz rezervlerini bir tür sigorta amaçlı tutarlar. Genellikle gelişen ülkeler üç kanaldan borçlanırlar. Bunlardan bir tanesi devlet, kamu borç alır. İkincisi özel sektör, o da yurt dışı borç alır. Kamu da yurt dışından borç alır. Üçüncüsü de bankalar. Bugün itibariyle Türkiye'de bu 450 milyar dolar seviyesinde bu üçlünün borcu. Şimdi 450 milyar dolarlık bir borcunuz varsa, bir kriz ortamında veya işler kötüye gittiğinde çıkarıp ortaya, masaya bir şeyleri koyabilecek bir büyük abinin olması gerekir. O büyük abi de bu ülkelerde merkez bankalarıdır. Yani rezervi harcama kalemi olarak hükümetler hiçbir zaman kullanamaz. Zaten bu nedenle adı rezerv. Yani orada dursun demek rezerv aslında. Merkez Bankası'nın kendi tanımıyla da söylediği en önemli görevi ülkedeki fiyat istikrarını sağlamak. Yani bugün 3 liraya aldığımız domatesi yarın 6 liraya, 7 liraya almak zorunda kalmamamız. Bu görevi yerine getirirken Merkez Bankası çeşitli araçlar kullanır. Faizler, rezervler ve iletişim. Bunlar arasında en çok kullanılan ve en etkin olan yöntem faiz oranlarının kullanılması. Türk lirasının değer kaybettiği dönemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını yükselterek insanların Türk lirasına ulaşmasını zorlaştırır. Bu da Türk lirasını artık daha zor bulunduğu için daha değerli hale getirir. Merkez Bankası rezervleri de birkaç farklı şekilde kullanılabilir. Mesela bir kamu kurumu olan BOTAŞ, yurt dışından yüklü miktarda doğal gaz satın almak istiyorsa, ödeme için ihtiyacı olan dövizi Merkez Bankası rezervlerinden satın alabilir. Veya döviz kurunun çok hızlı değiştiği zamanlarda Merkez Bankası bu parayı bankalara satarak panik ortamının kaybolmasını sağlayabilir. Bunun tek bir amacı var aslında. Yani iş çok komplike değil, sinyal etkisi. Merkez Bankası müdahaleleri sinyal etkisi taşırlar. Merkez Bankası müdahaleleri kuru düşürmeyi veya yükseltmeyi amaçlamazlar. Merkez Bankası müdahaleleri kurun oynaklığını düşürmek veya o seviyeden rahatsız olduğunu belirtmek için bir sinyaldir. O sinyalden sonra dövizle değil diğer araçlarıyla da müdahale edebileceğini size hissettirir. Yani Merkez Bankası rezervleri ya yurt dışı ödemelerinde ya da döviz kurunun çok ani yükseldiği veya alçaldığı durumlarda kullanılacak bir acil durum önlemidir. Döviz kurunu doğrudan etkilemeyi amaçlayan bir yöntem değildir. Ben hayatım boyunca 20 ay süren bir Merkez Bankası müdahalesi görmedim, dünyada da olmamıştır. Ben hayatım boyunca bir günden fazla süren bir döviz müdahalesi de görmedim. Ama işte o da nasipmiş, Mart 2019'dan sonra bunu da gördüm. Kayıp Branson krizinde kur 4 liradan 7.30'a gitmişti. Döviz satmamışlardı. Ama sonra faizlerde doğru adımları atarak kur 5.40'lı, 5.20 lira düşmüştü. Mart'ın başında 5.20'den 5.50'ye çıktı diye 15 milyar dolar sattılar. Tabii ki bunun sebebi yerel seçimler. Yani benim tahminim özellikle Ankara İstanbul'un başa baş geldiğini görünce şöyle bir önermeyle geldiler. Biz dövizi de düşürelim, faizi de baskılayalım. Böylelikle ekonomide bir bahar havası yaratalım. Bu başa baş olan seçimleri de alalım. Sonrasında da her sene bir 20-30 milyar dolar satsak zaten bizi bu 2023'e kadar götürür diye bir hayale şey yaptılar. 10 milyar dolar satarak satırım. Şaşırır millet. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Arkadan bir 10 milyar daha satarım. Yetmedi. Bir 10 daha satarım. Biter o zaman. Çil yavrusu gibi derler. Bak ben size söyleyeyim. 128 milyar dolar da tam olarak böyle harcandı. Normalde 2019 başında Türk lirası değer kaybederken Merkez Bankası'nın öncelikle yapması gereken şey faizleri yükseltmekti. Ama faizlerin artması bir süreliğine ekonominin durgunlaşması anlamına geliyordu. Özellikle Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken bu hükümetin yapmak isteyeceği bir şey değildi. Bu yüzden hükümet Merkez Bankası'nın faizleri arttırmasını engelledi. Bunu yapmak yerine hem faizi olması gerekenden düşük tutup
hem de liranın değer kaybını aynı anda önleyebilmek için olağan dışı bir çözüm bulundu. Merkez Bankası rezervlerindeki dövizleri satmak. Eldeki rezervleri bir süre satarak Türk lirasının değer kaybının önüne geçmeye çalıştılar. Muazzam bir özgüven patlaması yaşandı o dönemde bu makine icat edilince. Yani bu dövizlerin satılmaya başlanıp kurun da gerçekten 5.40'lara düşürüldüğü dönem. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Aynı anda hem faizi hem dolar kurunu kontrol etmeye çalışmak imkansız. Bunun imkansız olduğunu söyleyen bir iktisat teorisi bile var. İmkansız üçleme. Türkiye gibi açık ekonomilerde hem faizi hem de Türk lirasının değerini aynı anda kontrol edemezsiniz. 2019 yılından itibaren bir takım ekonomistler ve piyasa uzmanları Türkiye'nin rezervlerinin olması gerektiği seviyenin daha altında olduğuna yönelik bir takım hesaplamalar yaptılar. Bunu ilk tespit eden aslında çok iyi bir piyasa ekonomisti olan Haluk Bürümcekçi. Günlük bültenler yayınlar. O günlük bültenlerin bir tanesinde şöyle bir ifade kullandı. Merkez Bankası rezervleri beklediğimiz kadar artmıyor dedi. Yani atıyorum 5 artması gerekirken 2 artıyor. 7 artması gerekirken 3 artıyor. Ya böyle bir şey var. Acaba hani bir şekilde döviz mi satılıyor, haberimiz yok falan. Bakıldı, edildi. Hakikaten de yani biz bunu işte 20 Mart gibi farkına vardık. 20 Mart 2019. Zaten bu döviz satışları da tespit edebildiğimiz kadarıyla Mart'ın ilk haftası başlamış. Yani yerel seçimlerden bir ay kadar önce. Uğur Gürses, 30 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında dönemin Merkez Bankası Başkanı'na o döneme kadar rezervlerden eksildiği tespit edilen 9,5 milyar doların nerede olduğunu sordu. 9,5 milyar dolarlık bir açık pozisyonu görüyoruz bilançomuzda. Ama ne bu toplantıda ne de basının yazılı olarak Merkez Bankası'na sorduğu benzer sorularda Merkez Bankası'ndan tatmin edici bir cevap alınamadı. Bir cevap gelmedi, top çevirdi Murat Çetinkaya kelimenin tam anlamıyla. 2019'un başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 92 milyar dolar rezervi vardı. Bu 92 milyar doların 60 milyar doları borç rezervi. 32 milyar doları ise kendine aitti. Berat Albayrak istifa ettiğinde kasayı şöyle bırakmıştı. Merkez Bankası'nın 92 milyar dolar olan rezervi 85 milyar dolara düşmüştü. Ama Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar olan borcu 133 milyar dolara yükselmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kendine ait olan rezervi 85-133-48 milyar dolara gelmişti. Ekonomistleri tek şaşırtan şey rezervlerin satılıyor olması da değildi. Eğer Merkez Bankası döviz satmaya karar verirse bunu ihale yoluyla ya da doğrudan bankaları arayarak gerçekleştirebilir. Bu satışlar genellikle çok kısa süreli ve düşük miktarlarda gerçekleşir. Gerçekleştiği günde şeffaf bir şekilde Merkez Bankası tarafından piyasaya açıklanır. Ama 2019 itibariyle başlayan döviz satışının nasıl yapıldığına dair herhangi bir kayıt yoktu. Sadece Merkez Bankası'nın haftalık raporlarında dövizlerin azaldığını görebiliyorduk. Kaybolan rezerv gerçekten satılıyorsa bile bunun kime ve hangi fiyattan satıldığını kimse göremiyordu. Sonradan anlaşıldığına göre hazine Merkez Bankası ile arasındaki eski bir protokole dayanarak önce satılacak dövizlerin hazinenin kamu bankalarındaki hesaplarına aktarılmasını istiyor. Bu bankalar da kendilerine gelen dövizi standart yollarla piyasaya satıyor. Merkez Bankası doğrudan döviz satım ihaleleri de yapabilir. Hatta doğrudan piyasaya döviz de satabilir. Bu araçlara sahip. Geçmişte bunlar da yapıldı ama şeffaf bir şekilde yapıldı. Neden bunu kamu bankalar aracılığıyla ve hazine aracılığıyla yapıyor? İşte orada da kime ne sattığı hesabını vermemek. Çünkü bizim aslında itiraz ettiğimiz noktalar rezervlerin satılması kadar bu rezervlerin kime kaçtan satıldı? Ben kendi tahminlerimi söyleyeyim. Biraz da artık bundan sonra spekülasyon. Bunlar akıllarınca elimizi açık etmeyelim. Arka kapıdan satalım. Bizim ne kadar sattığımızı kimse görmesin. Kaçtan sattığımızı kimse görmesin. Gerekiyorsa Asya piyasalarına da müdahale olabilelim. Gece yarısı da satabilelim. O yüzden Merkez Bankası'nın dışına çıkaralım bu dövizleri. Bir taşerona verelim. O taşeron bir kamu bankasına versin. O kamu bankası satsın. O kamu bankasında o işleri yapan çocuğa biz istediğimiz zaman emir veririz. Şuradan sat, bu kadar sat falan filan diye. Bir alan genişletme çabası var ve bir şeyleri saklama çabası var. Döviz rezervleri hem yerli hem yabancı yatırımcı için bir güven kaynağı. Bu yüzden Merkez Bankası rezervlerinin hızla eridiği görüntüsü güzel bir görüntü değildi, tehlikeliydi. Toplam rezervin bir şekilde aynı seviyede görünmesi gerekiyordu. Satılan dövizlerden oluşan boşluğu doldurmak için geçici süreyle alınan borçlar kullanıldı. Dünyada merkez bankalarının normalde pek kullanmadığı bir takas yöntemiyle, swap. Şimdi swap dediğimiz malın mülkiyeti sizde kalmak
kaydıyla değiş tokuş. Diyelim ki sizin 90 milyar dolar rezerviniz var. 10 milyar dolar o hafta sattınız, 80'e düşürdünüz. O 80'i de göstermek istemiyorsunuz. Ayıp olacak yani, hemen bir anda gazetelere düşmek de istemiyorsunuz. O zaman bir swap ihalesi açarsınız bankalarla. Dersiniz ki ben 10 milyar dolarlık bir haftalık veya 15 günlük bir swap yapmak istiyorum dersiniz. Bankalar size kendi ellerindeki dolarları verirler. Siz de onlara Türk lirası verirsiniz. Hatta o Türk lirası biraz ucuzdan verirsiniz ki bankalar hevesle getirsinler size diye. Ondan sonra rezervinizi 90 olarak makyajlarsınız. Biz bunu yemeyiz tabii içinde, piyasanın içinde bilenler. Çünkü onun borç rezervi olduğunu çok iyi farkındayız. Ama bizim rezervlerimiz düşmedi. Bizim de hala 95 milyar dolar rezervimiz, nereden çıkarıyorsun demenize de yarar. 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bunlar sahtekar. Ama bu borç rezervidir. Kendinize ait bir para değildir. Ben buna evinizi satıp yeni ev sahibine kiraya çıkmak diyorum. Evinizi satmışsınız. Eviniz o sattıktan sonra %30 değer artmış. Tekrar geri almanız, cepte para yok. O kadar para yok. Ama aynı evde oturduğunuz sürece de durumu idare ediyorsunuz. Hatta evdeki hanıma çocuklara da bir şey çaktırmadan bu işe bir süre devam etme şansınız var. Kimse tapunuzu sormaz. Ve bu aslında hiç bitmeyecek bir kumara dönüşüyor. Çünkü önce siz bunu satıyorsunuz. Ondan sonra sizin rezervlerinizin düştüğünü görünce yabancılar bu sefer döviz almaya başlıyor. Panikle onları da satmaya başlıyorsunuz. Fakat bu sefer yurt içinde de bu haber yayılıyor. Onlar da döviz almaya başlıyor. Yani Türk vatandaşının parasıyla finansal kumar oynadılar ve kaybettiler. Ocak 2019 ile Kasım 2020 arasındaki 21 ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en az 128 milyar dolar rezervi siyasi sebeplerle satıldı. Tüm zararı kamuya yüklediniz. Tüm faydayı da döviz talebi gösteren işte yabancı yatırımcılar veyahut da kurumsal şirketler veyahut da döviz mevduat hesabı tutabilecek varlıklı kişilere sağladınız. Yani siz ucuzdan dövizleri sattınız, tüm zararı da tüm kamuya, yani yoksul vatandaşlara, dar gelirli vatandaşlara, orta gelirli işte orta sınıfa, orta direğe yüklediniz. Bu rezervler satıldığı için Türkiye'nin herhangi bir kriz veya panik anında güvenebileceği finansal kalkanları artık yok. En azından üstünüze bir saldırı olduğunda veya bir sıkıştığınızda dış politikada, güvenlikte, yüksek tansiyon ortamında jeopolitik olarak hemen hemen hiç ses çıkaramazsınız. Nitekim bugünlerde de bunu siz de hissediyorsunuzdur. Biz krizi ya bir bankanın batmasıyla, ya ülkenin borcunun ödeyememesini ilan etmesiyle ya da sokaklarda kasaların atılmasıyla özdeşleştiriyoruz. Artık bu şekilde olmuyor krizler. Çünkü 2008 global krizinden sonra artık bankaların ve devletlerin batmasına izin verilmiyor. Borçları büyüyor ama fakirleşiyor. Dolayısıyla yeni krizlerimiz kötü yönetilen vatandaşların fakirleşmesiyle devam ediyor ve bu her gün oluyor. Yani aynen ılık bir suya atılmış bir kurbağa gibi her gün fakirleşiyorsunuz. Zaten Türkiye'nin başına gelen de son 4-5 senedir bu. Türkiye bu dönemde hem Merkez Bankası'nın rezervlerini sıfırlayıp bir de eksiye geçirdi, hem devletin borcu arttı, hem de üstüne Türk lirası her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor.